Gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi üçgende alan konusunun tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Biliyorsunuz ilk önce bir odaklanma muhabbetini bir ayarlayalım. Şöyle bir güzel, birazcık da parlaklık açalım. Nasıl? Bence mükemmel. Evet. Şekildeki ABCD üçgensel bölgesinin alanı kaç birim kareden oluşmuştur diyor. Şekil 24 birim karelik alan üzerindedir diyor dostlarım. Bakıyorsunuz 4 burada, 6 burada. Evet, 24 tane birim var. Demek ki şunların her biri 1 birimliktir diyorum ben artık. O halde şurası 3 birim. Bakın şu taban dediğimiz bu üçgenin tabanı dediğimiz yer şurası 3 birim. Ve biliyoruz ki köşe taşında defalarca söyledik arkadaşlar. Geniş açılı bir üçgende yükseklik kenarın tam üstüne düşmez. Dışarıdan uzantısına düşer. Bakın bu üçü şöyle dışarıya doğru uzattığımızda A'dan aşağıya bir diklik indirirsem işte bu diklik yani 2 birimlik şu uzunluk aslında üçlük kenara inen yüksekliktir diyebiliyoruz dostlarım. Ve bu üçgenin alanı tabanımız 3, yüksekliğimiz 2 bölü 2'den 3 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, geçtik 2 numaralı sorumuza. Hemen bakalım. Burada da Pisagor bağıntısı görüyorum bir sürü arkadaşlar. Şurada bakın hatta özel dik üçgenimiz var. 3, 4, 5 dediğimiz. Şurası 4 birim olacak. Şurası da dik üçgen konusunu anlatırken demiştim ki benim hatırım için ezberleyin. Birçok soruda Pisagor'dan kurtuluruz demiştik. Şurası 2 olacak arkadaşım. Neden? Biri diğerinin 2 katı olduğunda küçüğünün kök 5 katı oluyordu hipotenüs. O yüzden küçüğü 2'ymiş ki 2'nin kök 5 katı olmuş. Dördün de yarısı aldım arkadaşlar. Şimdi bizden tüm üçgenin alanını istiyor. Biliyorsunuz tabanımız artık 5 oldu. Yüksekliğimiz 4 oldu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 20 bölü 2'den 10 çıktı sorumuzun cevabı. Evet, geçtik 3 numaralı sorumuza. Yine bize alanı soruyor tabii ki ama önce bir Pisagor bağıntısı yapacağız dostlar burada. Bu da yine benim tanıdığım bir üçgen. Buranın 6 çıkacağını ben çok iyi biliyorum. Özel dik üçgen değil tabii ki bu ama yine sıklıkla karşımıza çıkan 4, 6, 2 kök 13 dik üçgeni dostum. Tabii sen bunu istersen Pisagor yapıp 6'yı kendin de bulabilirsin eğer istersen. Şimdi dik üçgenin alanını soruyor bize ki biliyoruz dik üçgenin alanı dik kenarlarını çarpıyorum 4 ile 6'yı ve 2'ye bölüyorum. 24 bölü 2'den 12 çıktı. Alan ABC dedik. Şuna geçelim. Bakın bir özel dik üçgenimiz var. Üstteki üçgene bakın. 5, 12, 13 dik üçgenimiz. Demek ki şurası 12 olacak. Alan BDC'yi istiyor bizden. Yani şu mavi ile taradığım üçgenin alanını istiyor ki bu mavinin tabanı 8. Şurası 8. Bu 8'e yükseklik inecek arkadaşlarım. Tabii ki şöyle biraz uzattığımızda bakın. B köşesinden yükseklik 12 olarak inmiş. Demek ki bu üçgenin alanı tabanı 8, yüksekliği 12 bölü 2'den şöyle sadeleştirelim. 6 olsun. 6 kere 8, 48 çıktı arkadaşlar. Evet, geldik 5 numaralı sorumuza. Hemen okuyalım bunu da. ABC ve DEC dik üçgen. ABC ve DEC. Birer dik üçgenmiş dostlarım. Tamam. AC'yi kaç birim diye soruyor. AB'yi vermiş bize. Şu AB dediğimiz uzunluk 4. DE'yi vermiş. DE'miz de şurası 6. BC'yi vermiş bir de 9. Şurası da 9. Nereyi istiyordu? AC'yi. Burası da X. Şimdi biz şu AE'yi pardon birleştirdiğimizde şu büyük üçgenin alanını İki türde bulabiliyoruz dostlar. Birinci türümüz tabanı 9 seçersem 9 çarpı 9'un yüksekliği bakın AB yani 4 bölü 2'dir. Birinci alan bulma yöntemi. İkincisi ise tabanı x seçersek x taban olursa bu x'e inen yükseklik ED yüksekliğidir ki de o da 6 verilmiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanı iki farklı yolla bulup birbirine eşitledim ve bakın buradan x geliyor hemen. Şu ikileri sadeleştirdik. 9 kere 4 36 eşittir 6x diyorum. 6'ya bölersem her iki tarafı da x eşittir 6 gelecek. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, 6. sorudayız dostlar. Alan ABD. ABD dediğimiz yer taralı alan.
12 12'yi gördük. Neresiymiş başka? AC de 12'ymiş. Demek ki şurası 6. 6'dır diyebiliriz biz artık. Bizden de alan ABD'yi istiyor. Biz şimdi şöyle yapacağız. İkizkenar ya bu 12 12. İkizkenarı görünce tabana diklik indirmek adettendi. Hemen bu dikliği indirdik. Şurası 8 oldu. Burası da 8 oldu dostlarım. Ve bakın şu üçgende bir Pisagor bağıntısı yapalım. Ve yüksekliğimizi bulalım arkadaşlar hemen. Bulalım. Pisagor bağıntısı yaparsam 12'nin karesi 144 eşittir. Bir 8'in karesi 64 artı yüksekliğin karesi yani h kare diyelim ona. 64'ü bu tarafa atarsak 80 eşittir h kare gelir. H eşittir buradan kök 80. Kök 80 de 16 çarpı 5 olduğu için 80. 16 dışarıya 4 diye çıkar ama 5 içeride kalır. 4 kök 5 olarak bulunur yüksekliğimiz. Şimdi bütün üçgenin alanını bulmak istesek yüksekliğim 4 kök 5 yukarıdan aşağı inen. Peki bu yüksekliğin indiği taban şurası yani 16 çarpı 16 diyorum bölü 2. Bu benim bütün üçgenimin alanı. Hemen bir toparlayalım 8 diyelim buraya. 32 kök 5 çıktı arkadaşlarım. Tüm üçgenin alanı 32 kök 5. Bize de bakın şu kenar ortay çizgisi çizilmiş. Kenar ortay biliyorsunuz üçgenin alanını iki eş parçaya bölüyor. Üstteki taralı alan da A. Alttaki beyaz üçgen de A olacak şekilde ikiye bölüyor. Demek ki tamamı 32 kök 5 ise bize yarısını soruyor. 16 kök 5'tir diyoruz gençliğin gözyaşları. Evet buna bakalım. Alan A, B, E. Şimdi dostlar bunun için pratik bir yol öğretmiştik köşe taşında. Demiştik ki soruda paralellik var ve alan sorusuysa verilen iki değeri çarpıp ikiye böldüğünüzde alanı bulursunuz demiştik. Burada zaten bize alanı vermiş 48 olduğunu. Bizden de alan A, B, E'yi istiyor. Tamamının alanını vermiş bize alan A, B, C dediğimiz. O zaman tamamının şöyle bir yüksekliğini indirirsem ben H diyelim bu yüksekliğe. H çarpı 12 bölü 2 48'e eşit. Buradan 12 ile şunu sadeleştirelim 4. 2 ile de 4'ün çarpımı 8 çıktı benim bu yüksekliğim. İşte bu yükseklikle 4'ün çarpımının yarısı yani 32'nin yarısı 16'dır bu sorunun cevabı. Tabi ben bunu bir de normalde çözeyim arkadaşlarım. Şimdi şu DE bizim üstteki şu üçgenimizin tabanı DE. Ben bu tabana bir yükseklik indirmek istesem şu benim yüksekliğim olur ki A diyelim buna. Üstteki üçgenin alanı A çarpı 4 bölü 2 geldi. Yani 2A geldi. Sonra alttaki şu kırmızıyla tarayayım onu da. Şu üçgenin alanını bulmak istesem taban yine 4. Ve ben bu 4'e bir yükseklik çizsem şöyle B diyelim buna. Bunun da alanı B çarpı 4 bölü 2'den 2B geldi. Bakın bizden taralı alan dediğimiz 2A ile 2B'nin toplamı isteniyor. Şuraya yazıyorum. 2A artı 2B benden isteniyor. Yani 2 parantezinde A artı B isteniyor gençler. Peki biz A ile B'nin toplamını ki bakın şurası da B'dir. A ile B'nin toplamını ne bulduk şu büyük üçgenin 48'lik alanında? 8 olarak bulduk. A ile B'nin toplamı 8 ise bir de ben bunu 2 ile çarparım 16'ya ulaşırım tekrardan. Evet geldik 8 numaralı sorumuza. ABC dik üçgen diyor. BE eşittir EC. Tamam. Alan BDE. Şuradaki üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi biz buraya A alanı desek. Kenar ortay olduğu için şu salak. Hemen burası da A alanı olacak mı arkadaşlarım? Kenar ortay alanı ikiye bölüyordu demiştik. Şimdi şu 2A'lık alanı bulmaya çalışalım biz. Şu üçgenin alanını. Ki bu üçgenin bakın neden? Çünkü tabanı da belli. Yüksekliği de belli arkadaşlar. Bakın 10 tabanı. Ve onun uzantısına bir yükseklik inmiş 6. O zaman 2A'lık alanı bulabiliyorum ben. 10 çarpı 6 bölü 2. Yani 30 geliyor buradan alanımız. 2A 30 ise A'nın da 15 olacağını söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet, tarama testinin 9. sorusuyla devam ediyorum. Buna bakalım. ABC dik üçgen. Tamam. 7 var, 12 var.
Başka BDDC'nin iki katı olarak verilmiş. Şuraya K diyelim, buraya 2K diyelim. Ve biz şunu biliyoruz, şunu öğrendik köşe taşlarından. K'ya K'lık üçgenin alanı A dersem 2K'lık üçgenin alanı mutlaka 2A olmak zorunda. Ve biz toplamda 3A'yı bulabiliyoruz dostlar, eğer istersek dik üçgenin alanından. Bakın, dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 7 ile 12'yi çarpıp 2'ye böldüğümde şöyle 6 kere 7, 42 geliyor 3A. O halde A dediğimiz şey 42 bölü 3'ten 14 gelecek. Nereyi istiyordu bizden? A, D, C, şu taradığım üçgeni, yani A'yı istiyormuş. O halde sorumun cevabı 14 geldi. Hemen geçtim, 10 numaralı sorumuza bakalım. Bu ne diyormuş? Şimdi A, B, görelim onu. A, B, 2K derseniz diyor. D, C, 3K olacak diyor. Bakın, yüksekliklerin oranı verilmiş. 2K'ya 3K şeklinde. Alan A, E, F. Şuranın alanı. Şöyle bir tarayalım. Şimdi bunun tabanına da x diyelim. A, E, F'yi 12 vermiş. Şimdi ben bu taradığım üçgeni nasıl buluyorum normalde? Tabanını x dersem, yükseklik, bu x'e inen yükseklik A'dan inecek. E zaten inmiş 2K olarak. O halde 2K çarpı x bölü 2 benim alanım oluyor. Yani ikiler de sadeleşirse ben buradan K çarpı x'i 12 bulmuş oldum. Şimdi benden nerenin alanını istiyor? DEF. Bakın, onu da şöyle kırmızıyla tarayalım biz. DEF'nin alanını gösterelim. Ve bu DEF dediğimizin de tabanı x, yüksekliği 3K. O halde bunun alanı da 3K çarpı x bölü 2 gelir. Bize sorulan alan budur işte dostlarım. 3KX bölü 2. Peki biz KX'i az önce ne bulduk? 12 bulduk. Şuraya 12 yazalım. Demek ki 3 çarpı 12 bölü 2 geliyor. 2 ile 12'yi sadeleştirelim. 6, 3 ile 6'nın çarpımını 18'i paketledik hemen dostum. Hadi geçelim 11 numaraya. Evet, bakalım ne diyor 11 numara bizim için. 30'u verdim sana diyor. 30 derece. AC'yi de 12 verdim diyor. Şurası 12 birim. Şöyle kırmızı yapalım. 12. Alan BCD. BCD. Şuradaki de üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi burada 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısı olacak 6. Şurası 60 derecedir ki 60'ın karşısı da 6'nın köküç katıdır. 6 köküç. Şimdi ben bu kırmızı üçgenin alanını bulmak istesem, tabanı DC. Şimdi DC tabanına bir yükseklik inecek B köşesinden. Bakın, DC tabansa B'den yükseklik inmek zorundadır. Tamam mıdır dostlar? B'den yükseklik inecek şöyle bir. Tabii ki bu DC'nin uzantısına doğru inecek. Şurada bir yüksekliğimiz var. H diyelim buna. Ve bakın, biz bu H'ı aslında şuradaki 6 köküçten biliyoruz dostlarım. Çünkü burada bir dikdörtgen oluşmuş oldu böylelikle. 90, 90, 90. Mecbur burada 90 oldu. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için bu da 6 köküç oldu. Yani aslında 6'ya inen yükseklik 6 köküç. O zaman alanımız 6 çarpı 6 köküç bölü 2'den 18 köküç çıkacak. Cevap Ceyhan'dan geldi. 12 numaradayız. Oranlar vermiş. Hemen şu oranları bir yerleştirelim. EF'ye 2K derseniz BC 5K olacak diyor. Tamam, 5K'yı yazdık. Bir de DC'ye 3 M diyelim şöyle. AC'nin tamamına 4M diyecekmişiz. Şuraya da M kaldı. Alan DEF'yi de 18 birim kare vermiş bize. Buna göre tüm şeklin alanı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi demiştik ki köşe taşında dostlar, eğer alan dağılımı sorusunda şöyle bir dörtgen görüyorsanız, bunun köşegenini çizmek bizim için kolaylık sağlar. Şu köşegeni çizdiğimde, bakın şurayı kapattım. Şu üçgenin alanı 18, tabanı 2K, tepe noktası Denizli. Bakın, 5K'lık üçgenin de tepe noktası Denizli. O zaman 2'ye 18 düştüyse, yani 9 katı, 5'e de 9 katı düşmek zorundadır, 45. O halde şuranın şöyle tamamı 45 olmak zorundadır. Yani şu 3M'ye 45 düştü arkadaşlar. Bursa tabanına kadar şuraya. 3M'ye 45 düştü. O halde M'ye ne düşecek? 3'te 1'i, yani 15.
45 burası, 15 burası, topladınız 60'ı paketledik. Evet. 13 numaradayız. Hemen okuyalım ve başlayalım. Diyor ki şekildeki kenar uzunlukları verilmiş. BAD 90 derece, alan BCD. BCD şu alttaki üçgenimizin alanı nedir diye bir soru soruyor. Hemen şurada bir Pisagor'u çakalım mı dostlarım? Bakalım neler geliyor. Şurası 16, şurası 20 karelerini alıyorum. Bakın Pisagor yapıyorum. Şuraya x dediğimi düşünün. Pisagor neydi? X kare eşittir dik kenarların kareleri toplamı. 4'ün karesi 16, 2 kök 5'in karesi de 20, 36 yapar. Demek ki x eşittir 6. Bize de şu üçgenin alanını soruyor. Bakın bu üçgen nasıl bir üçgen çıktı arkadaşlarım? Üç kenarı da eşit. Yani eş kenar üçgen çıktı. Eş kenar üçgenin alanı neydi? Bir kenarının yani 6'nın karesinin kök 3 katı bölü 4'tü. Yani 36 kök 3 bölü 4. 36'yı 4'e bölersem 9 çıkar. Bir de kök 3'ümüz var. Cevabımız Edirne'den çıktı. Evet, 14 numarayı okuyoruz. Dik üçgen ve 2 tane de kenar ortay verilmiş. AE 6 birim verilmiş. O zaman bu da 6. AD 9 verilmiş. O zaman burası da 9. Alan FEB. Sadece şuradaki üçgenin alanını istiyor. Şimdi ben nerenin alanını bulabiliyorum? Bütün dik üçgenin alanını bulabiliyorum. Hadi bulalım. Bir kenarı dik kenarı 12, diğer dik kenarı 18 bölü 2 benim dik üçgenimin alanıydı. Şununla sadeleştirelim 9. Buradan da 9 ile 12'nin çarpımı 108 çıktı. Bütün bir dik üçgenin alanı. Şimdi ağırlık merkezi oldu değil mi şu Fransa noktası? Çünkü iki tane kenar ortayın kesim noktasıdır. Ben buradan üçüncü doğruyu da çizersem bu da kenar ortay oluyordu. Mecbur olacak kenar ortay. Ve eğer bir üçgenin üç kenar ortayları da dibine kadar çizilmişse dostlarım, bizim üçgenimizin alanı 6 eş üçgene ayrılıyordu. 6 eş alanlı üçgene ayrılıyordu. O zaman 6A'dır bunun toplam alanı. Yani biz 6A'yı 108 bulmuşuz meğersem. Hemen A'yı bulalım buradan. 108 bölü 6. Yani ne çıkıyor o da? 18 mi çıkıyor? 60, 48. Evet, 18 geliyor A. Zaten bize de A'yı soruyordu dostlarım. Evet, şimdi yine bir kenar ortayla, ağırlık merkeziyle alakalı bir soru. Alan A, G, C. Şimdi bakın yine ne dedik? 3 kenar ortayında şöyle çizildiğinde alanlar 6 eşit parçaya bölünüyordu alan. A, G, C yani şuradaki kırmızıyı 12 vermişse o zaman bu kırmızı 6, 6, 6, 6, 6, 6 diye 6 eş parçaya bölündü. Taralı alanı soruyor bize. 6 ile 6'nın toplamını yani 12'yi soruyormuş, işaretledim hemen. Evet, 16 numaralı sorudayız. BE açıortay. Tamam. Şimdi bir açıortayın özelliği neydi? Şurada kafamız vardı hatırlarsanız. Kafa. Şunlar bizim kollarımızdı. Şu bizim vücudumuzdu. İnsan vücuduna benzetiyorduk açıortayımızı. Sonra bu açıortayın vücudunun bittiği yerden bir bu kolun üstüne diklik indirmiş 4. Ben de bu kolun üstüne bir diklik indirirsem bu diklikler eşitti, bu da 4. Bizden EFC'nin alanını istiyor. Bakın şu üçgenin alanını istiyor ki bu üçgenin tabanı 5. Bu tabanın bakın şöyle uzatırsam sağa sola doğru uzantısına bir diklik inmiş zaten 4. İşte yüksekliğimizde 4 bölü 2'den 10 geldi. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Evet, çevirdik arka tarafı. 17 numaradayız. Şimdi yine bir açıortayla ilgili bir özelliğimiz var. Bakalım ne diyor? Şimdi 4,45 vermiş. B, A, C. Tamamını da 45 vermiş. Şimdi önce bütün üçgenin alanını bulalım ve sinüs alandan bulalım. 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki kenarını çarpıyorduk. 4 ile 8'i çarpı bir de aradaki açının sinüsü. Yani 45'in sinüsü kök 2 bölü 2. Köşe taşında bunu sinüsten değil başka yolla da çözmüştük. O yüzden burada da sinüsten çözdüm. Burada normalde şöyle de yapabilirim değil mi? Bursa'dan bir diklik indiririm ya da Ceyhan'dan bir diklik indirip 45-45-90 üçgeninden de alanı yani yüksekliği bulurum. Oradan da alanı bulabilirdim. Ama bir de sinüsten yapalım istedim arkadaşlarım. Şimdi bu 2 ile bu 2
4'ü sadeleştirdi. 8 kök 2 çıktı. Benim tüm alanım. Tamam mı? Hepsi. Şimdi açıortayın kollarıdır bu 4 ile 8. O halde ayakları da bakın kollarındaki oranın aynısı ayaklarında olacak demiştik. 4'e 8 ise yani 1'e 2 demektir bu. Ben bu ayağa k, bu ayağa 2k derim. Ve alan dağılımından k'ya a alanı yazarsam 2k'ya 2a alanı yazmak zorundayım. Yani biz az önce 3a'yı bulmuşuz 8 kök 2 diye. O halde a dediğimiz şey 8 kök 2 bölü 3 çıkar. Bizden de ABD'nin yani aslında A'yı istiyormuş bizden. 8 kök 2 bölü 3 çıktı alanımız. 18'e geldim. Bakın bir 5, 12, 13 üçgeniymiş bu. Şuraya 12 yazalım. Şimdi bütün dik üçgenin alanını bulabiliyoruz. Bakın istersek 5 çarpı dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. 5 ile 12'nin çarpımı 60. 2'ye bölersem 30 geldi. Bütün üçgenin alanı. Şimdi biz şu açıortayların kesim noktasıyla köşeleri birleştirdiğimizde şöyle bir kural vardı. Bu üçgen 5 kenarını gördüğü için 5A, bu 13A, bu da 12A oluyordu hatırlarsanız. Şimdi toplam hepsi 12, 25, 30A yaptı. Ve biz 30A'yı az önce ne bulduk? 30. Demek ki A 1. Nereyi istiyor? A, B, E. 5A'yı istiyor bizden dostlar. 5 tane 1'i istiyor yani. Cevap Edirne'den çıktı gitti bile. Evet. 19 numaralı sorudayız. Bakın hemen 40 ile 20'nin toplamı 60'tır. O zaman şuradaki 2 iç açı 1 dış açıya eşit kuralından bu açımızı 60 bulduk. Alan ABD'yi istiyor. Bu üçgenin alanını istiyor bizden. Buna benzer bir soru yine köşe taşında çözdük. Böyle arada açılar varsa sinüs alan bağıntısını biz çok kullanmıyoruz arkadaşlarım. Daha çok diklik indirerek sorumuzu çözmekten yanayız. Ama bu soruyu sinüs alandan çözmemiz için bize sormuşlar. Biz de hem de bir formülü de hatırlamış olalım. Şöyleydi formülümüz. 1 bölü 2. Şöyle biraz yukarıya kaldırayım. 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki kenarı yani 6 ile 2 kök 3'ü çarpıyorum. Çarpı aralarındaki açının sinüsü yani sinüs 60 o da kök 3 bölü 2'dir diyor. Şimdi şu 2 ile şu 2 sadeleşsin. Şu 2 ile şu 6 sadeleşsin 3 kaldı. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür. Bir de burada 3 ile çarpıyorum. 9 çıkıyor ABD'nin alanı. Evet 20. sorumuz. Alan A, B, C'yi soruyor. Bakalım nereleri vermiş. Şimdi A, C'yi 15 birim vermiş. Tamam. A, B'yi 18 birim vermiş. Bir de demiş ki A, D'ye 5K yazarsan A, E'ye 2K yazmalısın demiş. Bunu da yazdım. Buna göre alan A, B, C. Arkadaşlarım şimdi burada da şunu öğretmiştik size. Şimdi biz bu soruyu sinüs alan bağıntısı kullanarak çözeceğiz. Ama öncelikle neden sinüs alanı kullandığımı bir iyice bilmem lazım. Dostlar eğer ki size sorulan üçgenin iki kenarını görüyorsanız bakın 15 ile 18. Bu soruda en güzel sinüs alan bağıntısı kullanılır. Hemen aradaki açıya A diyorum. A ile bakın şuraya 90 demiş ya şuraya B yazalım. Burada B var. Burada 90 var. O zaman şuraya da A'yı yazalım. Şimdi sinüs alan bağıntısını kullanırsak hemen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki kenarı yani 15 ile 18'in çarpımı çarpı sinüs A. Bakın sinüs A'yı bulmam için bana şuradaki dik üçgeni vermiş. Sinüs neydi? Karşısındaki dik kenar yani A'nın karşısındaki dik kenar bölü o üçgenin hipotenüsü. O zaman 2K bölü 5K yani 2 bölü 5'tir sinüs A. Hemen ikileri sadeleştirdim. 5 ile 15'i sadeleştirelim. 3 kalsın. 3 çarpı 18. Buradan da sorumun cevabı 54 Ceyhan'dan gelir. Evet. 21 numaradayız arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Alan AFE. Bunun için pratik bir yol öğretmiştim size. Normalde sinüs alandan çözülür demiştim ama pratik olarak arkadaşlarım bakın buradaki oran ne? 4'e 4 yani aynısı. O zaman burası da aynı olmak zorunda. Yani cevap 6 çıkmak zorunda. Hiç sinüs alana falan gerek yok. Pratik olarak köşe taşını izlerseniz anlarsınız. Orada uzun uzun anlattım arkadaşlar pratiğini.
Geldik buna. Yine bir pratik yol öğrettiğimiz bir soru tarzıdır bu da dostlarım. Yine sinüs alan bağıntısıyla çözülür orijinali ama biz pratik olarak çözmüştük bunları. Bakın şöyle. Şimdi en üstteki üçgenin alanını şöyle yazıyorduk. 4 ile 2'yi çarpıyoruz 8. Tabii 8 değil bunun alanı. 8A. 8'in bir katı kesin. Şimdi büyük üçgenin alanı bakın bu kenarı 5, bu kenarı 6. 5 kere 6 30 A'dır hepsinin alanı. Tabii ki şuraya da 22 A kaldı. Bizden ne istiyor? DBCE. Yani 22 bölü ADE. 22 bölü 8'i istiyor bizden. Sadeleştirirsek 11 bölü 4 yapar. Sorumun cevabı da Edirne'den gelir. İşte bu pratik yolu daha çok biz böyle paralel kenar sorularında daha da sıklıkla kullanıyoruz dostlarım. O yüzden bunu bir iyice takip edin bakalım şimdi bu soruyu. Şimdi oranları bir yerleştirelim. Bu bir paralel kenarmış. Karşılıklı kenarları paralel. Şurada DE, EA'ya eşit. O zaman 1, 1 diyorum bunlara. Buraya da 2 yazıyorum. Böyle oranlı sorularda arkadaşlarım 2K, 1K, 1K da yazabilirsiniz. Ya da 1, 1, 2 de yazabilirsiniz. Sonra AF'ye yine 1 derseniz diyor. FB 2 katı olacak. 2 mi? 2 yazdım. Buraya da demek ki 3 yazacağım. Şimdi geldim alana. Bakın nasıl yapıyorum alanlarını. Burada 1, 2, 3, 4 tane üçgen var. 4'ünün de alanını yerleştireceğim şimdi. Şu beyaz üçgen. 1 ile 3'ü çarpıyorum. 3. O zaman buraya 3A yazıyorum. Şuna 1 ile 1'i çarpıyorum. 1. Buraya 1A yazıyorum. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4. Buraya 4A yazıyorum. Şimdi burası daha önemli. Yine bunu köşe taşında biz vurguluya vurguluya anlattık ama bir daha dinleyin dostlarım. Bakın paralel kenarın alanını yazacağım şimdi. Şimdi paralel kenarın şu köşegenini çizdiğimi düşün, hayal et. O zaman şuradaki üçgenin alanı 2 çarpı 3'ten 6A. E hocam aynısı burada da var 6A. Demek ki paralel kenarın alanı toplam alanı 12A. Bak 3 4 daha 7, 1 daha 8A'sı buradaysa 12A'dan geriye 4A kaldı. Burada 4A'ymış. Şimdi tüm alanı biz ne bulduk? 12A. 12A'yı bize 36 vermiş. Demek ki A 3. 4A'yı istiyor. 4 kere 3, 12 dedik. Evet, bu da bir formül sorusuydu arkadaşlarım. Çok önemli bir soru değil benim nazarımda. Yani üniversite sınavında sorulacağını ben çok zannetmiyorum ama AF eşittir BF'nin 3 katıymış. Bakın 1'e 3 yazdım. EC ile AE arasında AE'ye 1, EC'ye de 2 yazın diyor. Buraya da 2 yazdım. Yine farkındaysanız K'ları yazmıyorum. Şimdi bir formülümüz vardı. Bu formül sayesinde biz şunu buluyorduk. Şu ortadaki küçük üçgenin alanının büyük üçgeni yani ABC'ye alanını buluyorduk ki zaten bize küçüğü soruyor. X diyelim. Büyüğü vermiş 48 diyelim. Yani küçük alan bölü büyük alanı biz şimdiki söyleyeceğim formül sayesinde bulabiliyoruz. O da formül şu bakın. Büyük üçgenin şu tepesiyle başlıyorum tepesinde. İlk parça oranı alıyorum 1. Çarpı diyorum 1 atlıyorum ikinci parça. 1 atlıyorum üçüncü parça. 1 aldım atladım. Aldım atladım aldım atladım. İşte bu aldıklarımı çarpıyorum. 1 çarpı 1 1'dir. 2 ile de çarparsam 2 yapar. Araya artı koydum. Şimdi geri kalanları çarpacağım. Yani 3 çarpı 1 çarpı 1. O da 3 yapar. Bölü. Şimdi hepsini çarpıyorum. Bak 4. 2 ile çarpıyorum 8. 3 ile çarpıyorum 24. İşte 5 bölü 24'müş benim küçük üçgenimle büyük üçgenimin alanları arasındaki ilişki. Peki bu 24'ün kaç katı? 2 katı. O zaman bu da 5'in 2 katı olacak. Denizli'yi işaretledim hemen. 24 numarada tamamdır. Geldik 25 numaralı sorumuza. İkizkenar bir üçgen var arkadaşlarım. Alan A, D, C'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye bir soru sormuş. A, D, C'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi burası gördüğünüz gibi arkadaşlarım geniş açılı bir üçgen. Biz bunu açı kenar bağıntıdan da söyledik. Neden geniş açılı üçgen hocam? Çünkü dedik ki ikiz kenar üçgenin tabanındaki şu eşit açılar daima dar açıdır. Yani 90'dan büyük olma ihtimali yoktur ki hemen ispatlayalım. 90'dan büyük olsa 91 olsa yani bu da 91 bu da 91.
Buraya bir şey kalmıyor. Eksi 2 kalıyor. O yüzden yanlış oluyor. Demek ki dar açı olması doğru. Ve dar açının bütünleri daima geniş açıdır. Şimdi sen normalde bu üçgenin alanını 2 çarpı 6 bölü 2'den 6 diyerek bulabilirsin dostlarım. Normalde dik üçgen olsaydı, yani burası 90 derece olsaydı. Biz şimdi 90'dan büyük dedik ya. Tam 90 derece olsaydı burası 2 çarpı 6, yani dik kenarlarının çarpımının yarısıdır derdik. Ama tabii 90 dereceden büyük dediği için biz de şöyle yapacağız şimdi. Burası hani normalde 90 olsaydı, hani orijinalini göstereyim, şurada yapayım arkadaşlar bir saniye. 90 derece olsaydı şimdi biz bunun alanını sinüs alandan 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 2 çarpı sinüs 90 diye bulacaktık. Ama 90'dan büyük bir açıysa burası, demek ki alan da daha da küçük olacak. Yani 6'dan daha küçük olmak zorundadır ki 6'dan küçük en büyük ne olabilir diye soruyor. 5 olur diyoruz biz de. Evet, geldik 26'ya. ABC üçgeninin en büyük tam sayı değeri kaçtır arkadaşlar? Bu soruyu biz köşe taşında çok güzel anlatmıştık zaten size. Bunu farklı yollarla çözen hocalarımız da gördüm ben dostlarım, ama benim en çok hoşuma giden şuydu. Biz verilen şekli bir kademe düzgün hale getirmeyi öğretmiştim ben size köşe taşında. Lütfen oraları izlemediyseniz mutlaka izleyin arkadaşlarım. Orada bilgileri öğrenin. Bunlar zaten sizin için çorap söküğü gibi tak 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 çözülecek bilgiler. Şimdi dedik ki orada arkadaşlarım, eğer bir üçgen, şurada göstereyim hatta size onu, bakın şurada. Şimdi normal bir üçgen düşünün, şöyle salak bir üçgen, hiçbir sıfatı yok bu üçgenin. Bu üçgenin alanının maksimum olmasını istiyorsa sen bunu bir kademe düzgünleştiriyorsun. Şöyle sana mutlaka iki kenarını vermiştir, A ile B gibi. Bu iki kenarın arasındaki açıyı 90 derece demen salak üçgeni bir kademe düzgün hale getirdin anlamına gelir. Eğer ki verilen üçgen zaten bir dik üçgense, senin bunu bir kademe düzgün hale getirmen için ikiz kenar dik üçgen yapacaksın. İkiz kenar dik üçgen kabul edeceksin. Mesela soruda sana bir dikdörtgenin alanını, dikdörtgenin alanını maksimum mu istedi? Bunu kare kabul edeceksin dostlarım. Bir kademe düzgün haline getireceksin verilen şekli. Şimdi bizim sorumuzda verilen üçgen zaten bir dik üçgen. O zaman bizim bunun bir kademe düzgün halini getirmemiz için ikiz kenar dik üçgen kabul etmemiz lazım ki 45-45-90 üçgeninde dik kenarlar hipotenüsün kök 2'ye bölünmüş halidir. Sen 6'yı kök 2'ye bölersen, kök 2'ye bölmenin kolay yolu neydi? 2'ye böl, kök 2 ile çarp. 2'ye bölersem 3, kök 2 ile çarparsam 3 kök 2 yapar. Demek ki dik kenarlar 3 kök 2. Ha, alanını soruyor. O zaman 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den sorumuzun cevabı gelir dostlarım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Şu 2 ile sadeleşirler. 3 kere 3 9 kalır. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkar. Evet, 27. sorudayız arkadaşlarım. Şöyle bir gösterelim. Bakalım ne diyor. AD ile BC'nin toplamını 12 vermiş bize. AD ile BC'nin toplamını 12 vermiş. Bakın şu bizim yüksekliğimiz, şu da bizim tabanımız değil mi arkadaşlarım? X diyelim buna. Dostlar ne dedik şimdi? 6 ile normalde bunun alanı nedir? H çarpı X bölü 2'dir. Normal şartlarda H çarpı X bölü 2. Biz şimdi neyi biliyoruz peki hocam? H'la X'in toplamını 12 biliyoruz. Şimdi matematikte de öğrendik. Köşe taşında da söyledik. Dostlar alanın en büyük olmasını istiyor bizden. Bunun maksimum olmasını. O zaman H'la X'i benim seçebildiğim kadar en büyük değer seçmeliyim. Ya da en kötü ihtimalle şunu düşünmeliyim. Çarpımları çok büyük sayı. Ne kadar büyük çıkarsa o kadar iyi çıkar benim için. O kadar iyi olur. İşte toplamları 12 olan iki sayının çarpımlarının en büyük olması için bunları birbirine en yakın iki sayı seçersiniz. Yani eşit kabul edersiniz ki bize burada hani yükseklikle şey eşit değildir gibi bir şey söylemediği için biz bunu kabul edebiliriz. 6 ile 6 seçtim. O zaman çarpımları 36 bölü 2'den 18 gelir alanın en büyük değeri. Bakın burada da aynı sorunun harfsiz olanı var arkadaşlarım. Harfsiz olanı var. Bunu da yapalım hemen şöyle. Ne diyelim? Bunlar bir şöyle dursunlar. Gördük mü? Evet. Şimdi ne diyelim buna?
ABC'yi en büyük yapan x değeri kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın bunu da şöyle çözelim. Şimdi biz bu üçgenin alanını normalde AC burası, BH da burası, 24 eksi x burası, x eksi 10 burası geldi. Normalde bunun alanı tabanı x eksi 10 çarpı yüksekliği 24 eksi x bölü 2'dir dostlarım. Şimdi bizden bunun maksimum olmasını istiyor. Daha doğrusu maksimum olmasını sağlayan x değeri kaçtır diye soruyor. Ha, biz de ne yapacağız burada dostlar? Parabolden yapıyorduk bu soruyu. Bakın şu üst tarafı çarparsanız bir şöyle bir şey geliyor. Şurada yazayım ben biraz yukarı ya da şurada yazalım. X ile 24'ün çarpımı 24x. X ile eksi x'in çarpımı eksi x kare. Eksi 10 ile 24'ün çarpımı eksi 240. Eksi 10 ile eksi x'in çarpımı artı 10x. Yani bunu bir satır düzenlersek şuraya düzenleyeyim onu da alta düzenleyeyim şuraya. Eksi x kare geldi. Başka 24 10 daha 34x geldi. 34x. Bir de eksi 240 geldi. İşte bu arkadaşlarım. Şimdi işte burada karşımıza ikinci dereceden bir denklem çıktı ve biz bunu maksimum olmasını istiyoruz. Peki bir parabolün yani ikinci dereceden bir denklemin en büyük değerini ne zaman alıyordu arkadaşlar? Parabolün tepe noktasının apsisinde yani R'de. Yani R'yi de nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A. B dediğimiz x'in katsayısı 34, eksi B eksi 34 yapar. 2a dediğimiz x karenin katsayısı a. 2 ile çarparsam bakın burada eksi 1 var. 2 ile çarparsam eksi 2 yapar. Eksi ile eksinin bölümü 34. 34 şey artı 34 bölü 2'den de 17 çıktı sorumuzun cevabı. Evet 29 numaradayız. Şimdi şurada bir sürü oran vermiş. Önce şu oranları bir yerleştirelim. Hepsine bir 6k diyelim. 2ae 6k ise ae 3K'dır. DE direkt 1K'dır. BD 2K'dır. Başka alan DFHE. Şurayı da 15 olarak vermiş bize. Alan ABC tamamının alanını da bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi bunlar paralel olduğunu söylememiş bize ama paralel değilse yani bu şekildeyse soru direkt yazıldığı gibi ise bu sorunun cevabı çıkmaz arkadaşlarım. Bu soru çözülmez. Mutlaka paralel olduğunu söylemek zorundadır bize ki soru çözülebilsin. O zaman madem paralel olduğunu biz kabul edelim ya da paralel değilse de bu tarafın da oranını vermek zorundaydı bize. Vermediği için paraleli biz kabul edelim. Ve şöyle çözmüştük bunları da. Şunları hep 1-1 olacak şekilde şöyle şunu da 3 parçaya bölelim. 1, 1, 1. Ve burada da şöyle bir sonuç geliyordu değil mi arkadaşlarım? Burası en baştakine A, sonra buna 3A, şuna 5A, 7A, 9A, 11A şeklinde gidiyordu bunlar hatırlarsanız. Böyle tek sayıların katı şeklinde ilerletiyorduk bunları. Peki burada kaç A var toplam? 11, 20, 27, 32. 32, 33, 36 tane A var. 36 A'yı bize soruyor. Biz nereyi biliyoruz? 5 A'yı biliyoruz. 5 A'yı 15 diye biliyoruz. A3. 36 A ne yapar? 108 yapar. 29. sorumuzun cevabı Adana'dan gelir. Şimdi cevap anahtarı benim yanımda yok. Yani baktığınızda Adana diyecektir muhtemelen ve Adana diyorsa eğer ki demek ki gerçekten bunlar paralelmiş. Bize paralel olduğunu söylemeyi unutmuş olabilir arkadaşlarım. Bu da normal böyle biz de sorular yazıyoruz. Bazen birçok hatalı sorular yazıyoruz. Böyle bir şeyleri unutuyoruz, gözden kaçıyor. Evet arkadaşlarım tarama testini gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testi 1'e geçeceğiz inşallah. Yavaş yavaş konu testlerini de gömeceğim dostlar. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.